Siz kimin sözcülüğünü yapıyorsunuz da Öcalan'ı itibarsız hale getirmek istiyorsunuz? Hükümet sözcüsü Bülent Arınç'tan şaşırtan açıklamalar. Başbakan yardımcısı HDP'yi eleştirdi ama söyledikleriyle dikkat çekti. Onun taleplerinin dışında bir takım şeyler ileri sürmek suretiyle Öcalan'ı da zor duruma düşürdüğünüzü bilmiyor musunuz? İmralı'da sekreterye önerisinden yok öyle bir şey diyen Arınç hafta sonu Konya'da tam tersi açıklamalar yaptı. 14 seneden beri cezaevinde yaşayan bir insanla vereceği mesajlar önemli hale gelmiş bir insanın ne zaman neyi söylediğini tespit etmek için bir yazıya, bir kayda, bir sekreteriye ihtiyacı olabilir. Arınç Bakanlar Kurulu sonrası da çözüm süreciyle ilgili konuştu. HDP'nin açıklamalarına tepki gösterdi. Hükümeti zor duruma düşürüyorsunuz. Hedefinde kendisine sert eleştirilerde bulunan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve sekreterye açıklamaları yapan HDP'li milletvekilleri vardı. Arınç'ın HDP'li vekillere karşı Öcalan'ı koruyan bu açıklamaları duyanları şaşırttı. Öcalan'ın bile talep etmedi. Onun taleplerinin dışında bir takım şeyler ileri sürmek suretiyle Öcalan'ı da zor duruma düşürdüğünüzü bilmiyor musunuz? Siz kimin sözcülüğünü yapıyorsunuz da Öcalan'ı itibarsız hale getirmek istiyorsunuz?